Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok şık bir elbise çalışması yapacağız. Elbisemizi örmek için yakadan başlıyoruz. Aşağıya doğru şuradaki görmüş olduğumuz trabzan sırasında artışlarımızı yaparak elbisemizin etek kısmını genişletiyoruz. Ben bu ölçüde ördüm. Daha büyük kızlarımız prenseslerimiz için örmek isteyen arkadaşlarımız belirli aralıklarla burada gördüğümüz şu sıraların tamamında artışlarımızı yaparak dilediği kadar büyütebilirler. Elbisemiz 0-1 yaş grubuna uygun bir çalışma oldu. Dilediğiniz marka ve ürünleri kullanabilirsiniz. Tabi bu iplerimizi kullanırken tığ numarası da iplerimize uygun olması son derece önemli. Evet şöyle ölçümüze baktığımız zaman bir uçtan diğer uca şöyle görmenizi istiyorum. 40 santim kol altından tek boyunu ölçtüğümde ise 25 santim ortadan da şöyle yakadan aldığım zaman ise 36 santim olduğunu görmekteyiz elbisemizin şimdi kısaca bir tanıyalım elbisemizi yaka kısmından çalışmaya başladım şu şekilde önce şu trabzanlarımızın bulunduğu bölümlerden artış yaptığımızı söylemiştik İlk önce bakınız 1 2 3 sıra 1 olarak ördüm 1 2 2 olarak artışımızı yaptık. Daha sonra 2 sıra 3 olarak ördüm. 2 sıra 4 olarak, 2 sıra 5 olarak ördüm. Şöyle görelim. 2 sıra 6, 2 sıra 7. 3 sıra 8, 3 sıra 9. 2 sıra 10 olarak ördüm. Daha sonra da görmüş olduğumuz bu bölümle şu aradaki çalışmış olduğumuz trabzan grubumuzun aynısını tekrar ederek elbisemizin etek ucunu örerek tamamladım. Şöyle arkasını da görmenizi istiyorum. Henüz ben düğmesini dikmedim ama bir tane düğme dikerek elbisemizi de kullanıma hazır hale getirebiliriz. Tek düğme ile aynı zamanda bakınız burada düğmemizin yerini çalışmış oluyoruz. Yani şu şekilde trabzan grubumuzu yerleştirerek gayet kullanışlı bir elbise arkası oluşturuyoruz. Evet. Yapımıza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğenilerinizle, yorumlarınızla bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Yakamız için zincirimizi çekerek örmeye başlıyorum. Bir tane düğümü atıyorum. Ve zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 eşit miktarda çekmeye gayret edelim. 6, 7, 8, 9, 10. 117 tane zincir olunca yeniden görüşelim. Evet şimdi ilave zincir çekmeden geri dönüşümüzü yaparak trabzanlarımızı başlatıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tığımın başını doluyorum. 4. zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve 3 defa da çekiyorum. 1 2 ve 3. tamam tekrar başını doluyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. 1 2 ve 3. 1 doluyorum. Yine sıradaki zincir yuvasına giriyorum. 117 zincir çekmiştik. Sıramızın sonunda 115 tane trabzanımızın olması gerekiyor. Birer birer hiç atlamadan bütün zincirlerimizin üzerine batarak trabzanlarımızı örelim. Son zincirime kadar trabzanlarımızı örerek geldim. Şimdi ikinci sırasına geçiyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 örgümün arkasını çeviriyorum. Bu ilk trabzanımız oldu. Hemen İkinci trabzanımın üzerine batıyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum bir sonraki trabzanıma batıyorum ve bir ileriye geçiyorum kenarda 4 tane trabzanımı ördüm zincirimizle birlikte bir tane zincirimi çekiyorum ve tığımın başını doluyorum alttan sayıyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncü trabzanımın içerisine gelerek batıyorum ve bir defa dolayıp üç defa çektiğim trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere ikinci bir trabzan daha örüyorum. Trabzanlarımızı bir defa dolayıp üç defa da örüyoruz. İki trabzanımı yan yana ördükten sonra bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuva içerisine iki tane daha trabzanımı örüyorum. Bir, iki ve üç. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Evet şu şekilde görelim. 4 trabzanımızdan sonra yukarıda bir zincir çektim. 2 trabzan aşağıda atladım. 3. trabzan içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı ördüm. Tekrar bir tane zincirimi yukarıdan çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3. trabzanımın üzerine batarak bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncü trabzanın üzerine gelerek batıyorum bir trabzanımı örüyorum şuradaki örmüş olduğum iki trabzan iki zincir iki trabzanımı buraya örüyorum tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum ikinci trabzanımı örüyorum iki zincir çekiyorum tekrar aynı yuva içerisine girerek iki tane trabzanımı örüyorum bir zincirimi çekip bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncü trabzanımın üzerine girerek bir tane trabzanımı örüyorum sıramın başına kadar bu işlemimi aynı şekilde tekrar ederek ilerliyorum sıramın başına kadar örerek geldim şöyle bakalım en son noktaya kadar geldim sayacak olursak şu çiftli gruplarımızı sayıp bir kontrolümüzü yapalım şunları sayıyorum 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 çiftli grubumuzu ördüm ve en son tıpkı başlangıçta yapmış olduğum gibi 4 tane trabzanımla bitişimi de yaptım. Eğer bir tane falan eksik oldu, zincir sayısını az çekip trabzanımızda eksik olduysa şöyle birer geriye geçip kesinlikle sökmeden bir tane model daha sığdırabiliriz. Hiç problem değil. Lütfen böyle bir ya da iki model eksik geldiyse ya da sadece birkaç trabzan eksik geldiyse kesinlikle tamamını sökmüyoruz. Şöyle biraz geriye gelip birkaç trabzan Geriye çekilip iki atlayıp üçüncüye batıyorduk ya öyle yapmayıp bir atlayıp ikinciye batarak kaç tane trabzan eksiğimiz varsa iki 3 onları şöyle geriden gelerek ayarlayalım ve sökme işlemine geçmeden şu şekilde modelimizi kuralım. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Üçüncü sıramızı bitiş noktasında üç tane zincirimi yine çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki 4 tane trabzanımı örüyorum. İlik ve düğmemizi çalışacağımız bölümümüz burası. 3 ve 4. 4 trabzanımı ördüm. Şöyle. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şimdi burada ilk trabzanımın tepesine batmıyorum. İkinci trabzanımı ise yandan giriyorum. Örgümüzün düzüğünü burası bakınız. Yandan giriyorum. Dışa kabartıyorum. 1, 2, 3 defa da örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 2 zincir çekmiş olduğum yere iki tane trabzanımı örüyorum. 2 trabzanımı ördüm. Araya yeniden 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak iki tane trabzanımı yine ortaya örüyorum. Birincisini ördüm. ikincisini de örüyorum. İki trabzanımı da ördükten sonra bakınız şuradaki ilk trabzanı yani dıştaki trabzanlarımızı örmüyoruz. Birinci ile sonuncu birbirine yakın hemen ortada bulunan iki zincirimizin sağındaki ve solundaki trabzanımızı dışa şöyle kabartarak örüyorum. Birincisini başlangıçtakini dışa kabartarak ördüm. Hemen ortaya iki trabzanımı, iki zincirimi ördüm. Sonrasında iki trabzanımı ördüm. Şimdi yine kabartarak hemen trabzanımı örüyorum. İçteki trabzanlarımızı örüyoruz. Dıştakiler kalıyor. Bir tane zincirimi çekiyorum yeniden. Burada tek trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Bakınız kabartmadan direkt tepe noktasına battım. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Birinci trabzanımı atlıyorum. İçteki trabzanımı yandan girerek örüyorum. Ve zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Yeniden iki zincirimi çekiyorum. İki trabzanımı tekrar girerek örüyorum. Tığımın başını dolayarak içteki bakınız ilk trabzanımı yandan girerek örüyorum. Başlangıç ve bakınız İlk trabzanımız ve son trabzanımızı örmüyoruz. Ortadaki zincirimizin sağında ve solundaki trabzanları yandan girerek ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Birinci trabzanımı atlayıp ikinci trabzanımı yandan girerek örüyorum. Zincir içerisine iki trabzan bir ve iki İki tane zincirimi çekiyorum tekrar iki tırabzanım. yine hemen içteki ilk trabzanıma giriyorum ve örüyorum bir tane zincir çekip bu işlemimizi sıramızın sonuna kadar tekrar ederek örelim Evet ikinci kez modelimizi kurduk ve sıramızın sonundayız 4 tane trabzanımı ördüm zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim örgümün ardı kasını çeviriyorum trabzanlarımı birer birer örüyorum 3 ve 4 burası elbisemizin arka yüzünü oluşturan bölüm burada bakınız önde yandan girerek almıştık ve kabartmıştık burada ise arkası olduğu için bir tane zincirimi çekiyorum 4 trabzan sonrasında şuradaki Bakınız iki tane trabzanımı atlıyorum. Tam yuvaya en yakın yeri arkasından giriyorum. Zincirimin hemen yanındaki trabzan arkasından girerek öne doğru kabartıyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yeniden yuva içerisine giriyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakın zincirimizin sağındaki ve solundaki trabzanlarımızı kabartmalı bir şekilde örüyoruz. Tığımın başını doladım. Arka yüzde olduğu için arkadan giriyorum. Öne doğru kabartıyorum. Ve 3 defa da örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Buradaki tek trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum ve örüyorum. Bir tane zincir trabzanımı ördükten sonra çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin hemen sağındaki trabzanı ardından giriyorum. Örüyorum. Tekrar zincir içerisine iki trabzanımı örüyorum. Zincirimi iki tane çekiyorum. Tekrar iki trabzanımı örüyorum. Trabzanımın hemen yanındaki ilk trabzanı ardından girerek örüyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve yine aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Örgümüzün ön yüzünde de bu şekilde görülmekte. Sıramızın sonuna kadar arka sıradan örelim ve sonrasında yeniden görüşelim. Elbisemizin üçüncü sırasında örerek geldim. Şimdi dördüncü ve ön yüz sıramızdayız. İlk artışımızı bu sırada yapıyoruz. Dört tane trabzanımı her zaman olduğu gibi örerek geldim. Bir tane zincirimi ekledim. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımı ön yüzde bakınız yandan giriyorum. Arkada arkadan giriyorum bakınız. Şimdi iki tane trabzanımı örüyorum. Bir 2 zincirimi çekip tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen V'nin en yakınındaki trabzanımı yandan girerek dışa kabartıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Artışlarımızı bu sırada başlatacağımızı söylemiştik. Şuradaki aradaki birer tane trabzanımızı görmekteyiz. O birer tane trabzanlarımız üzerinden artışımız ilerleyecek. Tığımın başını doluyorum. Tepesine gelerek batıyorum. 1, 2 ve 3. Zincir çekmeden tekrar başına ipimi alıyorum. Tığımın aynı yere bir daha batıyorum. Ve bir olan trabzan sayımı 2'ye çıkarıyorum. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Ve yeniden tığımın başını dolayarak yandan giriyorum. 2 tane trabzanım. Buradaki işlemleri bitene kadar burası aynı şekilde devam edecek sadece trabzanlarımızı artırarak eteğimize istediğimiz yani elbisemize istediğimiz genişliği vereceğiz tekrar yandan giriyorum bir zincirimi çekiyorum bir olan trabzanımı bir aynı yere tekrar iki Evet bu işlemimizi sıra sonuna kadar yapalım ön yüzden tekrar bir de arka yüzden yapalım sonrasında yeniden görüşelim. İki sıra artışımı yaparak ördüm. Şimdi üçüncü sıraya başlayalım. Bu sıramızla birlikte artık bu arka yerini kapatalım. Arkamızı bakınız düğme ve ilik yerimizi aynı anda çalışarak ilerliyordum. Şimdi bu kısmı kapatıp bir bütün halinde örgümüzü örmeye başlayalım. Burayı kapadıktan sonra bakınız burada iki tane artışım vardı. Bu sırayla birlikte üç tane artışa çıkaracağız. Buraya da kapatıp yine üç tane her iki bu bölümlerimiz arasındaki olan bölümü de koruyacağız. Şimdi birleştirme işlemimizi yapalım öncelikle. Üst üste tutuyorum ve başlıyorum birleştirmeyi. Birinci trabzanıma da batıyorum. ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar ikinci trabzanıma öndekine geliyorum. İkinci trabzanıma batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Üçüncü trabzanıma battım. Arkadaki üçe battım. Sadece ilmeğimi kaydırma yöntemiyle geçiriyorum. Dördüncü trabzanıma battım. Yine dörde battım. İlmeğimi şu şekilde kaydırıyorum. Ve e, görmüş olduğumuz gibi güzelce birleştirme işlemimizi yaptık. Şöyle Artık üst kısmımızı birleştirdik. Düğme yerimiz yeterli. Şöyle görelim. Örmeye devam edelim. Bu sıramızda yine artışımızı yapıyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak düz yönde ördüğüm için yandan giriyorum. İki tane trabzanımı örüyorum. İki zincirimi çektikten sonra yeniden İki tane trabzanımı örüyorum. Yandan girişimi yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bu sıramda artış yapıyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz bir de iki yapmıştık. Bu sıramızda birlikte üç tane trabzana çıkarıyorum. Birinci iki defa ördüm. Diğer trabzanımı da bir defa örüyorum ve trabzan sayım 3 oldu. Bir tane zincirimi çekiyorum yine yandan girerek örmeye devam ediyorum. İki zincir, iki trabzan, yandan bir tane zincirimi çektikten sonra Trabzan sayımı 3'e çıkarıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Ve diğerine bir tane batıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Elbisemizin arkasını kapadıktan ve bir tane artışımızı yaptıktan sonra birinci sıramızın sonundayız. Yani ilk artışımızı yaptıktan sonra yeniden bu kapamış olduğumuz noktanın yanı başındayız. Trabzanımı ördüm bir tane zincirimi çekiyorum buradaki kapama işlemini yaptığım noktaya 3 tane trabzan örüyorum tığımın başında oluyorum şöyle ortalayarak 1 aynı yere batıyorum 2 hemen yanına batıyorum 3 tıpkı artış sıramıza uygun olarak 3 tane trabzanımızı buraya yeniden yerleştirdim bir tane zincirimi çekiyorum. Hem sağına hem soluna birer zincirimiz vardı. Artık elbisemizi tamamen düz yönden örüyoruz. Birleştirdiğimiz için arkayı örmemize, çevirmemize gerek yok. Hep önden şu şekilde trabzanımızı yandan girerek alalım. Daha da kolay olacaktır örmemiz. Tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. 1 2 yandan giriyorum Evet bu sıramızı yine 3 olarak örelim önümüzdeki sıramızı yani 2 sıra 3 trabzanımız olsun önümüzdeki sıra buradaki trabzan sayısını yine bir tane artıralım 4 tane trabzanla da bir sıra örelim yeniden görüşelim elbisemizin roba kısmını örerek tamamladık ve yeterli uzunluk ölçüsüne ulaştık kaç sıra ördüğümüze bakalım İlk başlangıçtaki trabzan sıramla birlikte sayıyorum 1 bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 toplamda 9 sıra örerek geldim ve yeterli ölçü oldu. Şimdi gövdemizi kollarımızdan ayıralım. Gövdemizi bir bütün halinde örmeye devam edelim ve artık kolumuz da ayrılmış olsun. Şimdi bu ayrımı neye göre yapacağız? En kolay şekliyle size göstermek istiyorum. Bakınız. Zaten belli bir sayı üzerinden başlamıştık. Şöyle çeviriyorum arkaya buradaki birleştirmiş olduğumuz noktamız var bakınız en kolay yani diğer farklı yöntemlerle de tabii ki ayırabilirsiniz. Ortaya şöyle birleştirdiğimiz yaka ve ilik düğme yerine tığımızı bırakın şu şekilde hemen sağından itibaren sayıyorum. 1-2-3-4 Bakınız dördüncü bölüme hemen işaretimi takıyorum. Tekrar tığımın solundan sayıyorum. 1-2-3-4 4.'ünün hemen yanına gelerek işaretimi takıyorum. Arkamızı 4'er 4'er işaretimizin olduğu yerden toplam 8 olarak ayırdık ve burada bir tane de düz tırabzanlarımın olacağı yerde devam etçi için arkamızı 9 olarak ayırdık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 bölüm arkamızı ayırdık ve her ikisini işaretimizi koyduk. Arkamızdan hiç çevirmeden 9 tane de kolumuz için bölüm sayalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9'u saydıktan sonra hemen işaretimi takıyorum. Sonra diğer koluma geliyorum. Yine 9 tane bölümde kolumdan sayarak ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9. saydıktan sonra ve 9. tamamlandıktan sonra hemen işaretimi takıyorum. Önümü çeviriyorum. Önü çevirdikten sonra yine sayıyorum bakınız kalanlar da zaten önümüz oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bütün bölümlerimizi 9 model üzerinden ayırdık. Önümüz 9, kollarımız, arkamız 9. Evet şimdi arkamızdan örerek geldim ben birleştirme işlemimizi yapalım. Bakın şuna dikkat edelim düz trabzandan düz trabzana geçiyoruz. Düz trabzandan hemen bakın bitti işaretimi koydum. Düz trabzanın yanındayım. Koltuk altına bir tane bu modelden birleştirme işlemini yaptıktan sonra yerleştireceğiz. Lütfen buna dikkat edelim. 4 trabzanımı ördüm. Üzerine bir iki tane zincirimi çekiyorum. İki zincirimi çektikten sonra bakınız işaretimin yanındaydım. Kolum için olan bölümümü şöyle katlayarak atlıyorum işaretimi şu şekilde yana alıyorum. İki zincirim burada. Buraya iki zincirin içerisine bir daha dahaki dönüşte şuradaki e, trabzanlı modelimizden koyacağız. Tığımın başını dolayarak direkt dört tane trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve dört trabzanımı birer birer örüyorum. 2 3 Ve dört 4 tane trabzanımı ördüm. Bir trabzandan bir trabzanımıza geçişimizi yaptık. 2 tane zincirimizi çektik. Zincirimize dönüşümüzde modelimizi koruyacağız. Şimdi aynen modelimizi örerek ilerliyoruz. Ön kısımdayız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hep ön yüzden ördüğümüz için hiç sıkıntı yaşamadan yandan giriyoruz. Trabzanlarımı örüyorum. Araya iki zincirimi çekiyorum iki tane trabzanım yandan kol altına doğru bu şekilde örerek ilerliyorum trabzanlarım yine dört tane işaretimin yanına kadar geldim. İki tane zincirimi çekiyorum. Büküyorum. Diğer işaretimin hemen yanına geliyorum. Bakınız ve trabzanımın üzerine batarak trabzanlarımı örüyorum. Kolumu da bu şekilde kapatmış oldum. Bir zincirimi çekiyorum. Şu an arkamızın ikinci yarısını örmekteyiz. Şöyle bakalım. Evet. Kollarımızı birleştirdik. Gövdemiz artık devam edecek. Şimdi arkaya kadar gelelim. Evet arkaya 4 tane trabzanımı örerek geldim. Bu sıramızda artık bir tane daha artışımızı yapalım. 4 olan iki sıra 4 tane trabzanımızı örmüştük. 5 trabzan sayısına çıkalım ve artışları her zaman için ilk trabzanımızın üzerinden yapalım 5 tane trabzan sayısına artıralım buradaki bölümümüzde hiç artış olmayacak modelimiz tamamlanana kadar bu şekilde devam edecek trabzanlarımızı artırarak eteğimizi açacağız Evet bu işlemlerimizi yapalım buradaki trabzanımı da 5 sayısına çıkarayım daha sonra şu kısma yeniden şu kuruluğumuzdan bir tane kurulumumuzu çalışalım. Evet şimdi arkadan örerek başlıyorum. Burasının 4 olması gerekmekte. Bakınız 2 sıra 4, 2 sıra 4 şuradan başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum araya. Yine yandan girerek örüyorum. bir tane zincir araya ve ilk trabzanın üzerine batıyorum bir tane artış yapacağım için aynı yere ikinci kez batıyorum ve 4 trabzan sayısını 5'i çıkarıyoruz Kolumuzun hemen altında birleştirdikten sonra yani toplamda 5 trabzan sayısına ulaştım bir zincirimi çekiyorum. grubumu aynı şekilde örüyorum. yandan araya tekrar bir zincir ve aynı yere bir daha batıyorum iki tane trabzanım oldu yani bir artış yaptım toplam trabzan sayısını 5'e çıkardım. Evet kolumun tam altındayım. 2 tane düz modelimiz var. Bakınız bir tanesi arkamızda bir tanesi elbisemizin önünde. Bir zincirimi çekiyorum. Ortaya gelerek batıyorum. Buraya 3 tane trabzan 2 3 2 zincir Tekrar aynı yuva içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 Evet tam kol altına 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı kurduk. Bakınız 2 tane 5'li düz devam eden trabzanımızın sol tarafına ördüm. Diğerinin sağ tarafında kalacak ve bu şekilde elbisemiz bütünlüğünü koruyacak. İlk trabzanıma batıyorum. Tekrar ikinci kez batıyorum. Yanındaki trabzanlarımı ise birer birer örüyorum. Evet, şöyle kolumuzun altını ördüm. Devam ediyorum. Elbisemizin önünden artışlarımı yaparak geldim. Tam kolumun altındayım. Bir zincirimi çektim. Kol altındaki zincir içerisine giriyorum. 3 tane trabzanımı tıpkı diğer kolumuzun altında yapmış olduğumuz gibi aynı yuva içerisine 3 trabzan 2 tane zincir tekrar aynı yuva içerisine 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 daha sonraki sırada yine yandan alarak öreceğiz. Ama şimdi ilk sıramız olduğu için bu şekilde örüyoruz. 1 tane zincirimi çekiyorum ve 4 olan trabzan sayım 5'e çıkararak örmeye devam ediyorum. her artışımı 2 sıra örmek istiyorum. Eğer daha sık artmak isterseniz ya da eteğimiz daha birdenbire genişlerse her artışımız iki sıra değil, 3 sırada bir de değiştirebiliriz. Tamamen ipimizin ve tığımızın ölçüsüne göre eteğimizdeki e, elbisemizin etek kısmındaki artışlarımızı yapalım. Şimdi ikinci bir kez 5 sıra olarak trabzanımı örüyorum. Çünkü eteğimize genişliği buradaki bölümümüzü verecek. Daha sonra gereken e, aralıklarla sıklıklarımızı yapalım ve aynı örgümüzü örerek elbisemizin boy ölçüsünü büyütelim. Şimdi örmeye devam edelim. Elbisemizi büyüterek örmeye devam ettik. Şimdi etek kısmında farklı bir uygulama yapacağımız için hangi sayılarda ne kadar ördüğümüze bakalım. 2 sıra 10 ördüm. Bakınız 2, 4, 6, 8, 10. 2 sıramız 10. 1, 2, 3 sıra 9. 1, 2, 3 sıra 8. 1, 2 sıra da 7, 2 sırada 6. 8'e kadar 2 sırada bir artış yaptım. 8 ile birlikte 3 sıra ördüm. 1, 2, 3 sıra 8. 1, 2, 3 sıra 9. 2 sırada 10'umu ördüm. Yani 10 trabzanımı ördüm. Daha sonrasında etek ucuna şuradaki uygulamaya çalışmak istiyorum. Uç kısmını daha da uzatabilirsiniz. İsterseniz 11-12 diye de öreceğimiz yaş grubu için Yeterli uzunluk olana kadar örmemize devam edebiliriz. Ama benim öreceğim küçük bebişler olduğu için bu ölçü yeterli. Şimdi başlangıç noktamı çeviriyorum. Tam şuradan başlamıştım. Bakınız burası ilik çalışmamızın olduğu yer. Hemen yanındaki bölümü ördüm ve ilerliyorum. Bir tane zincirimi yine çektim. Tığımızın başını bir defa dolayalım. Birinci trabzana değil ikinci trabzanın içine girerek. 3 tane trabzanımızı örelim. 1, 2, 3. 3 trabzanımı, 2 tane zincirimi ördüm. Tekrar 3 tane trabzanımı örerek modelimi yeniden başlatıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı ördüm. 2. trabzan üzerine bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzanı atlıyorum. Dördüncü trabzanımın içerisine batarak üç tane trabzan, iki zincir ve tekrar üç trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi yeniden çektikten sonra tekrar sayıyorum. 1 atlıyorum 2 3 atlıyorum 4. trabzanıma gelerek batıyorum 2 zincirimi çekiyorum tekrar aynı nokta içerisine giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum bir zincirimi çektikten sonra Tığımın başını doluyorum. Yine bakınız buradaki kurulumu hiç bozmadan devam ediyorum. Kurulumumuz aynı şekilde devam edecek. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar iki trabzan ve bir tane de yandan her zaman ördüğümüz şekliyle örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanı atlayıp ikinci trabzan içerisine giriyorum. Mutlaka da bir zincir çekiyorum biraz önceki yapmış olduğumuz gibi 3 trabzan 2 zincir tekrar 3 tane trabzanımızı örüyorum şöyle 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan bitirdikten sonra bir tane zincirimi çektim sayıyorum 1 2 3 4. batıyorum iki zincirimi çektim. Evet trabzanlarımızı bu şekilde örerek başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Bütün sıramızı örerek tamamladık. Sıra başındayım. Bir tane zincirimi çektim. Yine aynı şekilde üçüncü yani ortadaki trabzanımı yandan girerek örüyorum. İçine iki tane trabzanımı, 2 zincirimi iki trabzan tekrar yandan girerek trabzanımı alıyorum bir tane zincirimizi çekelim ortadaki trabzanı aldım iki tane araya ördüm yani şu aradaki yapmış olduğumuz İşlemlerimizin birebir aynana tekrar ederek sıralarımızı örelim. Kaç sıra isterseniz 3 4 ne kadar isterseniz ne kadar yeterli olursa ya da o şekilde örelim sonrasında yeniden görüşelim. Elbisemizin etek kısmını 3 sıra ördüm. Artık son sıramı yapmak istiyorum. Daha fazla büyütmek istemiyorum. Daha devam etmek isteyen arkadaşlarımız aynı şekilde örmeye devam edebilirler. Ben geçişimi yaparak en son sıramı örmek istiyorum. Bakınız 3 sıram burada başladı ve burada tamamlanıyor. 1 ile 2. trabzanın arasına gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümün arkasını çevirdim ve bu şekilde tersten örmeye başlıyoruz. Tamam başını doluyorum. Aynı yere bir defa giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer trabzan arasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doladım. İki trabzanın tam arasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını dolayarak iki zincirimin bulunduğu noktaya iki defa batıyorum. Tek seferde çekiyorum ve bunların hepsini tersten yapıyorum. Tekrar trabzan arasına giriyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Diğer trabzana geçiyorum. Şu araya batmıyorum. Diğer trabzan arasına geçişimi yapıyorum. İki zincirimin bulunduğu noktaya iki defa batarak çıkıyorum. Tekrar trabzan arası. Grup aralarına batmıyorum. Diğerine batıyorum. İki defa zincirimin içi. Grup arasına batmıyorum. Ve alırken de çok sıkı tutmuyoruz. Biraz elimizi gevşek tutuyoruz. İki defa diğer trabzanlarıma batarak ilerliyorum. Ve bütün sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Arkasından örüyorum. Önde şu şekilde bir görüntümüz olacak. Evet sıramızı tamamlayalım. Alt sıramızın tamamını bitirdim. Başlangıç noktasındayız şimdi. En son örmüş olduğumuz yerden ilk örmüş olduğumuz yere girelim. İlmeğimizi geçirelim. Bir tane zincirimizi çektikten sonra ipimizi buradan keselim. Bakın şöyle görüntümüze de bakalım. Kesmiş olduğum ipimi elbisemin ters yönünden içine doğru alarak gizliyorum ve sonrasında kollarımızda da aynı işlemimizi yapalım bir tane zincirimi çekiyorum ve elbisemizi alıyorum yine tersten şöyle bakalım tersten giriyoruz tam kol altına girelim tam kolumun altı şöyle bakacak olursak bakınız üst kısmı ve tam gövdenin olduğu yer bir tane zincirimi çektikten sonra giriyorum trabzanlarımın arasına birer birer batıyorum. İki zincir çekmiş olduğum yere yine iki defa giriyorum. Araya batmıyorum. Direkt trabzanın bulunduğu noktaya geçiyorum. İki tane zincirimizin olduğu yere iki defa batıyoruz. Araya batmıyorum. Trabzanlarımın bulunduğu noktaya batıyorum. Evet zincirimin bulunduğu yerdeyim. İki defa ördüm trabzanımın arasına giriyorum. Diğer araya batıyorum. Her iki bölüm arasına batmıyorum. Trabzan arasına geçişimi yapıyorum. Yine ara geçiş yerindeyim. Her iki bölüm arasına batmayalım. Zincirimin bulunduğu noktaya iki defa battım. Diğer kolumuzda da aynı işlemimizi yaparak tamamlayalım. örelim yapmış olduğumuz çalışmamızı. Şu şekilde oldu bakınız. Çok çok güzel durmakta. Her iki kolumuzu da tamamlayalım ve sonrasında yeniden birlikte olalım. Silelim son kısmı. Kenar işlemlerinin hepsini tamamladık ve bu şekilde elbisemiz kullanılmaya hazır hale geldi. Arkasına bir tane düğme dikmemiz yeterli. Şöyle şu şekilde düğme diktiğimiz zaman karşısındaki bölümden düğmemizin trabzanın arasından iki tanesini kenara alalım. Hangi sıranın karşılığında ilik açmak istiyorsak o kısmı ilik olarak kullanalım. İstediğiniz güzel, şık bir düğmeyle elbisemizi tamamlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde elbisemizi tamamladık. Kullanıma hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.